Merhaba arkadaşlar, çalışma soruları kitabımıza mutasyon ve modifikasyon testi ile devam ediyoruz. Birinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisinde motivasyona neden olan etken diğerlerinden farklıdır demiş. Burada arkadaşlar motivasyon değil, modifikasyon olması gerekiyordu. Bir basım hatası olmuş, onu da belirtelim. Yani bize diyor ki soruda, buradakilerin hepsi modifikasyon ama etkenlerinden bir tanesi farklı. Bulalım o etkenleri şimdi. Arılarda arı sütü ile beslenen dişi arı kraliçe olurken polen ile beslenen dişi arının işçi arı olmaz. Buradaki etkenimiz arkadaşlar beslenme. Yani beslenme şekli. B'ye bakıyoruz. Çekirgeler 16 derecede yetiştirilirse beneksiz, 25 derece yetiştirilirse benekli olur. Buradaki etkenimiz arkadaşlar sıcaklık. Bakıyoruz C şıkkına. Sirke sinekleri 16 derecede büyürse düz kanatlı, 25 derecede büyürse kıvrık kanatlı. Buradaki etken yine sıcaklık arkadaşlar. D'ye baktığımız zaman Himalaya tavşanlarında beyaz tüyler kesilip bu kısımlara buz yastığı konulduğunda yeni tüylerin siyah olması. Bakın burada da yine etkenimiz arkadaşlar sıcaklık. Farklı olan beslenme ile A şıkkı. 2. Uzun süredir boya fabrikasında çalışan bir işçinin el ve yüz bölgelerinde lekeler gözlemlenmiştir. Doktor lekelerin kimyasal maddeye bağlı olarak meydana geldiğini söylemiştir. Tedavi olarak ilaç ve merhem kullandığında lekelerde herhangi bir değişiklik olmamış fakat yeni lekelerin oluşmasını engellemiştir. Buna göre verilen olayda aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Kimyasal maddelere maruz kalan cilt hücrelerinde mutasyon meydana gelmiştir. Evet bakın tedavi olmak için ilaç ve merhem kullanmış ama bir değişiklik olmamış. Demek ki genlerde bir değişiklik meydana gelmiş. Buna da zaten mutasyon diyoruz. Doğru. B. İlaç ve merhemle DNA'daki bozulmaları onaramadığı için düzelme olmamıştır. Evet, zaten bunu açıklıyor. C. DNA'da meydana gelen bozulmalar tedavi edilemediği için bozulmalar gelecek nesillere aktarılır. Arkadaşlar buradan çıkaramayız bunu. Neden? Çünkü gelecek nesillere aktarılması için üreme hücrelerinde olması gerekiyor bu değişikliğin yani mutasyonun. O yüzden buradaki yüzümüzde yani vücut hücremizde olduğu için gelecek nesillere aktarılamaz. Yanlış. Cevabımız C şıkkı. 3. Canlıların doğa şartlarına uyum gösterenlerinin yaşaması, gösteremeyenlerinin ise yok olmasına doğal seçilim denir. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek, yani yaşama ve üreme şanslarını arttırabilmek için bulundukları ortama uyum sağlamak zorundadırlar. Buna da adaptasyon diyorduk zaten. Buna göre aşağıda verilen örneklerden hangisinde doğal seçilim etkisi yoktur? A. Arı sütü ile beslenen dişi arıların kraliçe arı olarak yaşam sürmesi. Arkadaşlar buradaki olayımız modifikasyondur. O yüzden doğal seçilimle etkili yani alakalı değil. Cevabımız A şıkkı. Deniz sıcaklığındaki artışa uyum sağlayan balıkların hayatta kalması. Bakın bu doğal seçilim. Sıcaklığa uyum sağlayamayanlar ölüyor. Bu bir doğal seçilim oluyor. Güçsüz ve yavaş ceylanların aslanlar tarafından daha kolay avlanması. Bakın yine güçsüz olanlar yaşam şanslarını kaybediyor. Böcek ilaçlarından daha az etkilenen çekirgelerin hayatta kalması. Bu da yine bakın doğal seçilim. Cevabımız A şıkkı. 4. Bir öğrenci özdeş ortanca bitkileriyle yaptığı etkinlikte asidik toprağa ektiği ortanca bitkisinin mavi, bazik toprağa ektiği ortanca bitkisinin ise pembe çiçek açtığını gözlemlemiştir. Yapılan etkinlikten hareketle çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar burada sadece ortam değiştiği için, genetik değişmediği için bu olayımız yine modifikasyon olarak adlandırıyoruz. 1. Çiçeklerin farklı renkte açması sonraki nesillerine aktarılan bir özelliktir. Hayır arkadaşlar bu modifikasyondur. O yüzden yanlış. Bitkilerin farklı renkte çiçekler açması modifikasyonu örnektir. Evet zaten en başta söyledim bunu. Doğru. 3. Toprak özellikleri bitkilerin gen işleyişini değiştirmiştir. Gen işleyişinin değişmesi demek zaten arkadaşlar yine modifikasyonu bize söylüyor. O yüzden bu da doğru diyoruz. Cevabımız 2 ve 3 C şıkkı. 5. Çin'de yüzyıllar boyunca ülkede statü ve zenginlik göstergesi olarak kabul edilen lotus ayak ya da ayak bağlama geleneği bazı gruplar tarafından devam etmektedir. Bu geleneğe göre 5 yaşındaki kız çocuklarının ayaklarını çok ufak boyutta ayakkabılara sokarak ayak büyümesini engellemek amacıyla yapılan ve ergenlik dönemi bitene kadar da giyilmeye devam edilen bir davranıştır. Çin'de yeni doğan çocuklarda bu ayak biçiminin görülmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Tabii ki sonradan olan ve genlerde meydana gelmeyen, genetik olarak da aktarılmayan arkadaşlar, sadece genlerin işleyişinin değiştiği modifikasyondur ve kalıtsal değildir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 6. Aslanlar zebraları avlamak isterken zebraların çizgileri yüzünden hipnotize olup amacına ulaşamazlar. Buna göre zebralardaki bu adaptasyon aşağıdaki örneklerden hangisiyle benzerlik gösterir? Burada renklerinden dolayı bir şaşırtmaca var. A. Nemli bölgelerde yaşayan bitkilerin terlemeyi arttırmak için geniş yapraklı olması. Hayır, bakın bu alakalı değil. B. Fillerin uzun hortumlarının ve kulaklarının olması. Yine değil. C. Yaprakların üzerinde yaşayan böceklerin yapraklarla aynı renkte olması. Bakın burada bir kamufle olay var. Cevabımız C şıkkı. Develerin kirpiklerinin uzun, kulaklarının içi kıllı olması ve hörgüçlerinde yağ depolaması. Bu daha çok arkadaşlar ortama böyle dayanıklılık için bir adaptasyon olmuş. Ama C şıkkında renklerle bir kamufle söz konusu. Cevap C şıkkı. 7. Sirke sineklerinde yüksek sıcaklıkta yetiştirilenlerde yavrular kıvrık kanatlı, düşük sıcaklıkta yetiştirilenlerde yavrular düz kanatlı olmaktadır. Sirke sineklerindeki bu kanat yapısı farklılığıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Öncelikle bu olay arkadaşlar yine modifikasyondur. Çünkü sıcaklığa bağlı olarak kanat şekilleri değişiyor ve genetik değil, genlerin işleyişi değişiyor. 1. Kanat şeklinin belirlenmesinde sıcaklık etkilidir. Evet, doğru. Zaten yukarıda söylüyor bunu. 2. Kanat şeklinin oluşmasında görevli genler sıcaklık etkisiyle mutasyona uğramıştır. Hayır, modifikasyondur arkadaşlar. Genlerin işleyişi değişiyor. Meydana gelen değişim sonraki kuşaklara aktarılamaz. Evet, kalıtsal değildir. Bu da doğru. Cevabımız 1 ile 3. C şıkkı. 8. Bilgiye göre aşağıda verilen adaptasyon örneklerinden hangisi altı çizili bilgiyi desteklemez? Dikkat edelim. Bilgi, canlıların bulunduğu ortam koşullarına uyum sağlayıp yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özellikler kazanmasına adaptasyon denir. Aynı ekosistemde yaşayan farklı türdeki canlılar benzer adaptasyonlar gösterir. Yani burada şunu demek istiyor arkadaşlar. Örneğin kutup bölgesinde yaşayan canlıların hepsi soğuğa dayanıklı adaptasyonlar geliştirir. Bakın benzer, yani soğuğa dayanıklılık nedir? Kalın yağ tabakası, işte renklerinin beyaz olması vesaire gibi. Yani kutup için bahsedersek. Bakalım çölde yaşayan çöl tilkisi ve çöl faresinin kulaklarının uzun olması. Bakın aynı yerde yaşıyorlar ve benzer adaptasyon, yani kulaklarının uzun olması. Bu destekler. Kutupta yaşayan kutup ayısı ve kutup tilkisinin kürklerinin açık renk olması, evet, renklerinin beyaz olmasıyla kamufle oluyorlar. Bu da doğru. Suda yaşayan su kaplumbağası ve ördeklerin perdeli ayaklara sahip olması, evet, olabilir. Kurak ortamda yaşayan bitki yapraklarının diken yapraklı, sulak ortamda yaşayanların geniş yapraklı olması. Bakın arkadaşlar, burada ortam farklı. Yani yaşadıkları ekosistemler farklı. Biri kurak yerde yaşıyor, diğeri sulak yerde. O yüzden yukarıdakini desteklemiyor. Cevabımız D şıkkı. 9. Bir öğrenci farklı toprak tiplerinde bitkilerin etkilenip etkilenmeyeceğini araştırmak istiyor. Bunun için aynı genetik yapıya sahip domates tohumlarını aynı şartlarda kırmızı ve beyaz toprağa atıyor. Çalışmasının sonucunda aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Üretilen bu domateslerden elde edilen tohumların ekildiği toprak türü değiştirildiğinde yine tablodaki sonuçlar elde ediliyor. Yapılan araştırma ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakın toprak çeşidi kırmızı beyaz, domates rengi kan kırmızı ve pembe oluşuyormuş. Yani toprak türü değiştirildiğinde yine aynı sonuçlar elde ediliyor. Demek ki burada arkadaşlar domates tohumları farklı topraklarda mutasyona uğrayarak renk değiştirmiştir. Hayır, aynı sonuçlar elde ediliyor zaten. Burada bir modifikasyon söz konusu arkadaşlar. Çünkü toprak genlerin işleyişini değiştiriyor ve rengini değiştiriyor. Genetik yapıyı değiştirmiyor. Toprak çeşidi domates bitkisinde modifikasyona sebep olmaktadır. Evet, doğru. Toprak türü gen yapısını değiştirmiştir diyor. Hayır, gen yapısını değiştirmemiştir. İşleyişini değiştirmiştir arkadaşlar. O yüzden yalnız 2 diyoruz. B şıkkı. 10. Görselde iki durum verilmiştir. Altı parmaklılık, Van kedilerinin gözlerinin farklı renkte olması. Bu arkadaşlar ikisi de mutasyon örneğidir. Bu durumların sebepleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Mutasyondur ve arkadaşlar genlerdeki bozulmalardan meydana gelir. A. Canlıların değişen çevre şartlarına uyum göstermesi sonucunda meydana gelmiştir. Hayır. Burada arkadaşlar genlerdeki bozulma ve gördüğünüz gibi
canlılarda bir şekil bozukluğu meydana gelmiş. B. Canlıların yaşadıkları ortam değiştiğinde yeni nesillerde bu özellikler görülmeyebilir. Hayır. Bu canlıların atalarının genişleyişini demiş. Genişleyişi modifikasyon demek, o yüzden yanlış. Bize mutasyon lazım. Canlılardaki bu özellikle tür içi varyasyonlara neden olmuştur. Evet, tür içi varyasyon demek arkadaşlar çeşitlilik demektir. Bu da mutasyonlar sonucu meydana gelir. Cevabımız D şıkkı. 11. Aynı ekosistemde yaşayan ayı ve tavşan benzer adaptasyonlara sahiptirler. Bu adaptasyonların faydaları ile ilgili avantajlarından hangileri ortaktır? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kamuflaj sağlıyor, çünkü kar ortamında fark edilmeleri zorlaşıyor. Avcılardan korunma, yine aynı şekilde beyaz renk avcıların fark etmesini engelliyor. Bu da doğru. Vücut ısısını koruma, evet bu da beyaz olması yine vücut ısısını korumasına yardımcı oluyor. Hepsi de ortak olur. Cevabımız 1, 2 ve 3 D şıkkı. Test çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.